Sual. Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır buyruluyor. Gusül abdestinin fazileti nedir? Cevap. Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. İbni Abidin, Dürrül Muhtar. Şerhinde buyuruyor ki, cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır. Farzları yapanlara çok sevap vardır. Yapmayanlara da, büyük günah vardır. Gunyetüt Talib'in, kitabının bildirdiği hadisi şerifte, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince, yani pek çok demektir, sevap verilir. O kadar günahı af olur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala, meleklere, bu kuluma bakınız. Gece, üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cenabetten gusül ediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur. Eûl İlmihali'nin 91. sahifesinde yazılı hadisi şerifte, kirlenince, çabuk gusül abdesti alın. Çünkü kiramen katibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir. Buyuruldu. Yine aynı sahifede, İmam-ı Gazali buyurdu ki, bir kimse, rüyada bana dedi ki, bir miktar zaman, cünüp kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Zevacir ve Risale-i Ünsiye kitaplarındaki hadisi şerifte, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez. Buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok acı azap göreceği, zevacir de yazılıdır. Öğle ezanından sonra cünüp olan, öğle namazını kılmamış ise, ikindi vaktine kadar. Kılmış ise, akşam namazına kadar gusül etmelidir. Yıkanamazsa, teyemmüm etmelidir. Tam İlmihal sayfa 132. Kaynak. Dinimizislam.com